Bu video serimizde Topsoid FEA yani analiz modelini inceleyeceğiz. Analizin temel amacı sonlu elemanlar yöntemiyle yapı boyutlandırmayı basitleştirmek ve maliyet tahmini yapmamızı sağlıyor. İsterseniz başlayalım. Basit bir bracket parçamız var. Topsoid'de analizi yaparken 3 aşamada ilerliyoruz. İlk önce parçamızı analiz preparation komutundan analize hazırlamamız gerekiyor. Topsoid'de yapabileceğiniz general solid katılar oluşturuyor. Girişler ve profilleri analiz ettiğimiz generate beam ve generate shell kabuk parçaları yani saç metal parçaları analiz edebileceğiniz seçenek. Biz şimdi generate solid kısmından gidelim. Ve yapabileceğiniz analizler linear statik yani doğrusal statik analiz, model analiz yani frekansları incelediğimiz analiz, doğrusal burkulma analizi, termal analiz ve termomekanikal analizi yapabiliyorsunuz. Biz doğrusal bir analizle başlayalım. Hızlı metodumuz ve sihir bazımız açık olsun. Sihir bazımız açık olduğunda bakın sihir baz otomatik olarak açılıyor ve bize tanımlamamız gereken, analiz için tanımlamamız gereken 4 tane özelliği belirtiyor. Malzememiz parçada, malzememiz tanımlı. Bu analizimize başlamadan önce parçayı basitleştirmek istiyorum. Parçayı basitleştirmek için yukarıdan Simplification Stage komutuna geçiyorum ve açılan menülerimden basitleştirmek için Surface yüzey menülerimden parça Surface'imi kullanabilirim. Buradan Removing'i seçiyorum ve şuradaki radüsleri kaldırmak için gelip seçimi yapıyorum. Hill type olarak blend'i seçtim ve radüslerimi kaldırmış oldum. Daha sonra analizimize artık başlayabiliriz. Wizard kısmından ilk önce yüklerimi tanımlıyorum. Yük şu anda herhangi bir yük tanımlı değil. Uniform surface load kısmından parçama yük binecek yerleri seçmem gerekiyor. Gelip burayı, burası, burası ve burayı seçiyorum. Yükler hangi yönde olacak? Z ekseninde, yalnız oku dikkat edin. Yukarıdan aşağı doğru bir kuvvet uygulanacak. Kuvvetin değeri de 3000 N olsun ve onaylıyorum. Komutu kapatıp sihirbaza tekrar dönersek şu anda gördüğünüz gibi yüklerimiz tanımlı. Şuradan Boundary Condition seçeneğinden parçamızı sabitleyeceğimiz yeri seçmemiz gerekiyor. Bunun için clamp ekliyorum. Parçayı sabitleyeceğim yer burası ve burası. Gördüğünüz gibi clamp'im onaylanmış oldu. Tekrar sihirbaza girdiğimde yüklerim tanımlı, sabitleyeceğim yer tanımlı, malzemem tanımlı ve artık mesh atabilirim. Mesh açma seçeneğine girdiğimde bakın meshlerin aralığı 4.19 mm. Bunu program kendisi otomatik olarak buluyor ve bir değer oluşturuyor. Siz bu değeri daha küçültüp daha da büyütebilirsiniz. Ne kadar küçükse hassasiyetiniz o kadar doğru olur. Ne kadar çok mesh atarsanız daha doğrusu ve daha düzgün bir analiz yapabilirsiniz. Benim için 4.19 yeterli. Mesh'imi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi meshlerim atılmış. Mesh menüsünden meshlerin doğruluğunu da bakabilirsiniz. Mesh quality kısmından. Bakın şöyle büyütürsem meshlerimde sıkıntı olan bed elements kısmında 0, yani hiç hatalı bir meshim yok. Şu an gayet güzel bir sonuç alabilirim bu analizimden. Tekrar Wizard'a bakarsak gördüğünüz gibi hepsi yeşil ve analizimi sonuç bölümüne gönderebilirim. Analizimiz tamamlandı. Bu kısımda sonuçlarınızı inceleyebilirsiniz. Stress Result'tan uygulanan kuvvetleri işte Tresca, Von Mises gibi hangi kuvvete göre görebilirsiniz.
Hemen yanındaki displacement result'tan eksene göre, işte x eksenine, y eksenine ya da düzleme göre yer değiştirmeleri görebilirsiniz. Yine renklendirilmiş ve skala olarak üzerinde görebilirsiniz. Aynı zamanda scale faktörden uygulanan kuvveti ne kadar artırdığımızda parçada meydana gelen değişikliği de görebilirsiniz. Ve bunların hepsini tek bir komuttan bir rapor alabilirsiniz. Report Generation komutundan tek tıkla onayladığınızda Tapsoid size otomatik bir rapor hazırlar. Bu raporda analizinizle alakalı kullanılan parçadaki malzeme türünüz, attığınız meshler, uygulanan yükler, sabitlediğiniz yerler ve sonuç kısmında yer değiştirmeleri sadece tek tıkla bir rapora dökebilirsiniz fotoğraflarıyla birlikte.